Evet sevgili gençler, Atsız Çeşme'nin 22. sayfasına geldik. 20. sayfayı bitirdik. Burada sözcük çalışması var. Anlamlar verilmiş, açıklamaları, tanımları verilmiş. Sözcükleri bulmamız isteniyor. Yapılan biriyle karşı kendini borçlu sayma, gönül borcu nedir? Minnettir, değil mi? Karşılık beklenmeden yapılan yardım iyiliktir. Sevgi düşmüş, anma, hatır gibi düşün. Hatır gibi kalpte oluşan duyguların kaynağına biz ne deriz? Gönül deriz. Bir şeyin akmasına yarayan üst yanı açık boruya ise tabii ki oluk deriz. Üst yanı açık bakın, oluk. Eğer her tarafı kapalı olsa biz buna boru ya da hortum deniz ama üst yanı açık ise buna oluk denir sevgili gençler. Peki okuduğunuz şiirin ana duygusunu belirleyip bir kavramı, bu kavramın anlamını uygun bir cümlede bir de kullanmanız isteniyor. Evet, hem ana duyguyu bulun bir de cümle içerisinde kullanın diyor. Şiirin ana duygusu elbette ki iyilik. Peki cümle içerisinde kullanalım. İyilik yapmak İnsanı yüceltir veya değiştirebilirsiniz. İyilik yapmak mutluluk verir. İyilik yapmak sevaptır. Her şeyi yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bunları yazdık. Hemen 6 tane soru var burada arkadaşlar. Soruları okuduğunuz şiire göre, evet Atsız Çeşme adlı şiire göre bu 6 soruyu cevaplamanız isteniyor arkadaşlar. Şiiri sizler için okuduğum, cevaplarını bulduğum ve bu aşağıya yazdığım birinci sorunun cevabı iki kardeş yaz mevsiminde ve çok sıcak bir havada yürüyüşe çıkmışlar. İkinci sorunun cevabı sıcak havadan dolayı çok yorulup susuz kaldıkları için yürüyüş kardeşlere zehir olmuştur. Üçüncü sorunu, cevapların birini mavi, birini siyah yazdım ki karıştırmayasınız sevgili gençler. Evet, abone olmayı, yorum yazmayı unutmuyorsunuz değil mi? Üç, kardeşler su içtikleri çeşmeyi kimin yaptığını merak ettiler ama çeşmedeki yazı silik olduğu için meraklarını giderememişlerdir. Dört, şair nasıl bir çeşmeden hiç kesilmeden su akıyorsa gönüllerimizin de sürekli iyilik yapmasını istediği için gönüllerimizi çeşmeye benzetmiştir. 5. Ne diyor? Soru nedir? Şair yavrum atsız bir çeşme ol. Sözüyle ne anlatmak istemiştir? Evet, 5. sorunun cevabı şunu anlatmak istemiştir. Şair bu sözle yaptığımız iyiliklerde kendimizi belli etmeye, adımızı öne çıkarma gibi bir amacımız olmaması gerektiğini, yaptığımız iyilikleri gizli tutmamız gerektiğini anlatmak istemiştir. 6. ve sonuncu soru. Evet, söylenebilir. Ne söylenebilir? Atsız Çeşme şiirinin çocuklara öğüt vermek amacıyla yazılmış bir şiir olduğu söylenebilir mi? Evet, söylenebilir. Şair çocuklara iyilik yapmalarını, bu iyiliklerin bir karşılık beklememeleri gerektiğini öğütlemiştir değil mi? Evet, 6 sorumuzu da cevapladık. Bakalım başka bir şey var mı 22. sayfada? Evet, varmış. Şair iyiliğin niçin suya benzetmiş olabilir? Atsız Çeşme şiirinin şairi siz olsaydınız iyiliği neye benzetirdiniz? Evet, ben rüzgara benzetirdim. Ben öyle yazdım arkadaşlar. Şair suyun temiz, berrak ve sürekli akıyor olmasından dolayı aynı şekilde iyiliğin de sürekli olması gerektiğini anlatmak için iyiliği suya benzetmiş olabilir. Ben iyiliği rüzgara benzetirdim. Çünkü hiç kimseye görünmeden işini yapar değil mi? Rüzgarı görüyor musunuz siz? Hayır, sadece hissedersiniz. İyilik de öyle olmalı. Hissetmelisiniz iyiliği ama görmemelisiniz kimin yaptığını. 2. Sizce şair şiire neden Atsız Çeşme başlığını vermiş olabilir? Siz olsaydınız hangi başlığı verirdiniz ve niçin bu başlığı verirdiniz diyor. Cevap, şair şiirdeki çeşmeye yaptıran kişinin belli olmaması çeşmenin bir karşılık beklenmeden yapılması nedeniyle şiire bu adı vermiş olabilir. Ben olsam şiire İyilik Çeşmesi adını verirdim. İnsanların sürekli akan su gibi iyilik yapması gerektiği düşüncesinden dolayı bu adı tercih ederdim. Evet, 22'yi bitirdik. Siz videoyu durdurun. Yazın arkadaşlar. Peşimde bir sonraki sayfaya gelin. Oradayım, bekliyorum.